Emin meydana geldiği ilk andan itibaren hiç kolay geçmedi. Çünkü ben herkes gibi uykuda yakalandım depreme. Film izliyordum o gece ve koltukta uyuyakalmıştım. Önce hafif bir sarsıntı beni irkilmeyle uyandım ve sonrasında o sarsıntı giderek şiddetlendi. Giriş katta olduğum için kaçabileceğimi düşündüm aslında ve dışarı çıkmaya çalıştığımda merdivende binanın dışına çıktığım anda beni yere düşürdü. Evimin karşısında bir arsa vardı. Ben oraya gittiğimde hala sarsıntı şiddetli bir şekilde devam ediyordu. Ve oturduğum binanın üzerime gelip gittiğini fark ettim. Ve sonrasında da benim oturduğum binanın arkasındaki blok büyük bir gürültüyle maalesef çöktü. Onun tozu üzerime doğru geldi. Telefonların kilitleneceğini düşünerek İstanbul'da yaşayan ailemi aradım ben. Ve onlara iyi olduğumu söyledim. Telefonlara ulaşamazlarsa en azından benden haberdar olsunlar diye. Ve sonra yayına bağlandım. Gaziantep'i, Kahramanmaraş'ı etkileyen bir deprem olduğunu, ancak depremin merkez üssünü bize henüz öğrenemedik. İlk son dakika veren kanal kurum biz olduk zaten. Ve sonra kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'ın sağlık durumunu öğrendim. Yanıma gelmesini istedim. Yanıma geldiğinde bir yandan yağış devam ediyordu ve biz hala arazideydik. Gaziantep'te yıkılan o blokta, evimin arkasındaki bloktaki ilk yayınımızı gerçekleştirdik ve dedik ki Kahramanmaraş'tan haber alamıyoruz, kimseye ulaşamıyoruz. Biz buranın ekibiyiz, bu bölgede yıllardır çalışıyoruz ve burada birçok dostumuz var, birçok tanıdığımız insanlar var. Benim için en acısı da şu oldu, biz evet bir enkazın başında bir mucize haberi beklerken, oradan birinin kurtulduğunu izleyenlerimizle paylaşırken, kafamızın bir tarafında da tanıdığımız bir arkadaşımızın cansız bedeni çıkarılıyor ama biz ona dönüp bakamıyoruz. Bir yerlerde bizim dostlarımız, arkadaşlarımız toprağa veriliyor ama hiçbirinin cenazesine gidemiyoruz. Benim için en acısı bu oldu. Ve buraya geldiğimizde bizler Ebrar sitesindeyiz şu anda. Burada sürekli biz geride bıraktığımız yıllarda da haber yapardık, haber çalışmasına gelirdik. Ardımda bir park vardı. Biz bu siteyi çok iyi biliyoruz eski halini de. Yazın oynayan çocuklar, dondurma yiyen çocuklar vardı. Ve ben depremden sonra buraya geldiğimde Ebrar sitesini tanıyamadım. Kameraman arkadaşımla bir bloğun başına gittik. Yayın yapacaktık. Buranın yıkıldığını anlatacaktık. O bloğun başında kimse yoktu. Ben enkazın biraz üstüne çıktığımda içeri seslendim. Orada kimse var mı diye. Ve içeriden enkazın altından bir çocuğun sesi geldi. Beni buradan çıkarabilir misiniz? Dedim ki Mehmet Ali Bağ, biz bunu bırakıp gidemeyiz. Umke'den bir abla bulduk, Hülya abla. Zonguldak Umke'dendi. O geldi yanımıza. Dedim ki Hülya abla, bu çocuğu çıkarmamız lazım. Ellerimizle kazmaya başladık. Bir betona denk geldiğimizde oradan bir delik açtık. Kumsal dedim, burada ışığı görüyor musun? Telefonumuzda ışık yaktığımızda, evet ışığı görüyorum dedi. Ve biz yakın olduğumuzu anladık. Sonra o betonu kırdık. Hülya abla birkaç kurtarma görevlisi daha buldu. O noktaya getirilmesini sağladı. Allah razı olsun. Ve o çocuğu oradan çıkardık. Tabii onun oradan çıkarılma sürecinde sürekli bizimle konuşuyordu. Gitmeyin, kolum ağrıyor, susadım, sıkıldım buradan diyordu. Bu bizi çok etkiledi. Hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım anlardan birisi. Birçok anı biriktirdim burada. Acı anılar. Birçok kurtuluşa, mucizeye tanıklık ettik. Onları gözyaşlarıyla ekranlara taşıdık. Çünkü her şeyden önce hepimiz insanız. Burada yaşanılan acı hepimizin acısı. Ben Kahramanmaraşlı ya da Gaziantepli değilim. Kastamonuluyum. Benim ailem İstanbul'da yaşıyor. Ailem, annem bana şunu söyledi, depremden hemen sonrasında haber verdiğimde, sağlık durumumun iyi olduğunu söylediğimde, yayına çıkacaksın, görevinin başına dön ve sakin olmaya çalış dedi. Bu süreçte beni sürekli sakinleştiren ailem oldu. Çünkü 1999'da biz bir deprem daha yaşamıştık, ben 7 yaşındaydım. O zamandan hafızamda kalan travmalar vardı. Ve ben o depremi yaşadığım için bu depremin aslında ondan daha büyük olduğunu ilk anda hissettim. Çünkü hiçbir zaman durmayacak zannettim. Sürekli sallanıyordu. Çok ağır bir süreç geçirdik 12 günde. Arabada zaten ilk günlerde yemek yemedik, uyku uyumadık. Çünkü yemek yemek veya araçta uyumak ya da uyku uyumak
bana ihanet gibi, ihanet ediyormuşum gibi geliyordu. Çünkü dışarıda insanlar enkaz başında yakınlarını bekliyordu ve biz uyuyamazdık, yemek yiyemezdik. 3 gün boyunca yemek yemediğimizi biliyorum ve 3 gün sonrasında artık mobil mutfaklar vardı. O noktalardan bedenimizi de dinç tutmamız gerektiği için çorba içmeye ve yemek yemeye başladık. Ama hala uyku uyumuyorduk. Gözlerimiz zaten şişmişti uykusuzluktan. Çünkü her enkazın başına biz umutla gidiyorduk. Umutlu o noktadan çıkacak insanları bekliyorduk. Evet, bir müjdeyi daha ekranı taşıyacağız. İnsanlarla paylaşacağız. Onları aktaracağız. Burada da günlerce nöbet tuttuk. Her enkazın başını dolaştık. Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi, Ebrar Sitesi. Burada birçok mucizelere de tanıklık ettik. Birçok insanın buradan kurtulduğuna da şahit olduk. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi bir taraftan bir mucizeye tanıklık ederken diğer taraftan bizim arkadaşlarımızın cansız bedenleri çıkarılıyordu. Ama biz kafamızı çevirip onlara bakamıyorduk. 12 günümüz çok acı geçti. Ömür boyu unutamayacağımız acılarla, anılarla bu noktadan ayrılacağız. Ama biz Gaziantep'e geri döneceğiz. Yine bu noktada olacağız. Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırıldığına, yeniden inşa edildiğine de tanıklık edeceğiz elbette ki. Hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyorum. Evet, burada yaşadığımız hiçbir acıyı ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız ama bunun da üstesinden geleceğiz. Çünkü burada beni en çok gururlandıran ve en çok mutlu eden insanların birlik ve beraberliği oldu. Çünkü burada herkes vardı. Herkes birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisindeydi. Memleketin dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya yardım edebilmek için koştu. Her taraftan ismini sayamayacağım bir sürü ilin isimlerini gördüm hep araçların üzerinde, yardım araçlarının üzerinde. Onlar hepsi bu noktada diğer illerde olduğu gibi seferber oldular. İşte bu beni çok gururlandırdı. Biz büyük bir milletiz, asil bir milletiz. Evet, bu acıları unutmayacağız ama bunun da üstesinden geleceğiz. İnşallah Kahramanmaraş'ın bu kötü günleri, diğer illerde yaşadığımız bu acıların üstesinden geleceğiz. Bizler buradayız. 12 gün geçirdik. Ancak hala haber nöbetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizim 12 günümüz bu şekilde geçti. Diğer arkadaşlarımla birlikte burada acı anılar biriktirdik. Onların da ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Tabii diğer meslektaşlarımız da burada görev yaptı. Biz görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Mehmet, Filiz, Oktay, Mehmet Ali Bağ, çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye adına da sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin duygularınızı böyle içtenlikle ifade edebilmeniz de o anları nasıl yaşadığınız, nasıl hissederek yaşadığınızın da bir göstergesi. Zaten bütün bunlar da ekranlara yansıdı. Böyle bir acı hiç yaşanmamış olsaydı ama böyle bir acıyı yaşadık. Kayıplarımız var.